Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de enzimler konusuyla, biyoloji dersinin enzimler konusuna geçmiş bulunuyoruz. Bu videomuzda hem enzimlerden hem de enzimlerin çalışma hızını etki eden faktörlerden bahsedeceğiz. Enzimler çok önemli bir konu. Çünkü ÖSYM sınavında da, yani sizin üniversiteye giderken gireceğiniz sınavda da çok fazla derecede soru çıkıyor. O yüzden de öğretmenler okul yazılarında da fazla bunlardan soruyorlar. Öncelikli olarak bir giriş yapalım. Canlı sistemlerde gerçekleşen reaksiyonlar var. Mesela canlı sistem derken de neyi kastettim? İnsan vücudundan bahsediyoruz. Yani bu bir insan olur, bir bitki olur, bir hayvan olur. Canlı sistem dediğimiz bir canlının vücudu yani. Burada gerçekleşen reaksiyonlara biyokimyasal reaksiyon ismi verilmiş oluyor arkadaşlar. Aktivasyon enerjisi diye de bir tanım daha bilmemiz gerekiyor. Aktivasyon enerjisi de bir reaksiyonun başlayabilmesi için gerekli minimum enerji miktarı. Yani bir tepkimenin gerçekleşmesi için gereken en az enerji miktarına aktivasyon enerjisi diyoruz. Bu bir sindirim tepkimesi olabilir, bir dehidrasyon, bir hidroliz tepkimesi olabilir. Yani amino asitlerden protein sentezliyorsundur ya da proteinleri amino asitlere dönüştürüyorsundur. Sonuçta her reaksiyonun gerçekleşebilmesi için bir enerjiye ihtiyaç var ve gereken bu minimum enerji miktarına aktivasyon enerjisi diyor. Bizim katalizör maddelerimiz var. Tepkimelere girerek aktivasyon enerjisini düşürüyorlar. Ve tepkimenin hızlanmasını, reaksiyonu hızlandıran maddeler olmuş oluyorlar. Aktivasyon enerjisini düşürür ve reaksiyonu hızlandırır diyeyim. Doğru yazmış olalım. Bu maddelere de katalizör ismini vermiş oluyoruz. Kimyada çok sık duyacaksınız. Katalizör maddeler daha çok karşınıza çıkacak. Biz insan vücudundaki katalizörlerden bahsedeceğiz. İnsan vücudundaki katalizörlerin de tabii ki adı ne? Enzim olmuş oluyor. Enzim dediğimiz şey, yani biyo canlı vücudundaki katalizörler. Bizim vücudumuzda da devamlı olarak yapım ve yıkım tepkimeleri gerçekleşiyor. Bu yapım ve yıkım tepkimelerindeki gereken aktivasyon enerjisini düşüren moleküllerimiz, enzimlerimiz olmuş oluyor. Mutlaka kitaplarınızda da şöyle bir grafik görmüşsünüzdür. Bu tepkimenin gerçekleşebilmesi için gereken enerji miktarını gösteriyor olsun. Bu enerji miktarına baktığımız zaman tepkimeye bakın. Eğer ben enzim kullanmazsam aktivasyon enerjisi bu kadar bir değermiş. Yani şu turuncuyla çizilen ok. Ama enzim kullandığım zaman gereken aktivasyon enerjisi şu yeşille çizilen. Yani enzim kullanmayınca çok aktivasyon enerjisi, enzim kullanınca daha az bir aktivasyon enerjisine ihtiyacımız oldu. Bizim vücudumuzda da devamlı bu yapım ve yıkım tepkimeleri gerçekleştiği için bizim enzimsiz bir şekilde bu olayları gerçekleştirmemiz mümkün olmazdı. Canlıların ortak özelliğini de söylemedik ama aslında enzim sentezlemek ve enzim kullanmak da canlıların ortak özelliğidir. Tüm canlılarda mutlaka enzimler bulunmuş olacak arkadaşlar. Enzimlerin de olmazsa olmaz bileceğini ezbere 4 tane özelliği var. Mutlaka karşımıza dönüp dolaşıp çıkacak. Enzim dediğimiz şey tepkimeye girerek ne yapacakmış? Aktivasyon enerjisini düşürür. Yani tepkimenin gerçekleşmesi için gerekli minimum enerji miktarını düşürdü. Tepkimeyi hızlandırdı ve tepkimeden hiç bozulmadan çıktılar. Tekrar kullanılabilen moleküller olmuş oluyor. Ben şuna da benzetiyorum. Diyelim ki bizim bir çay bardağımız olmuş olsun. Şöyle. Tabii ben güzel çizemedim. Çay bardağımızın içinde sıcak bir çayın olduğunu hayal edin. Ben bunun içerisine şeker atarsam çay bardağının içinde şeker ne olur? Çözünecek. Ama çay kaşığıyla karıştırırsam, yani bunun içine bıraktığım çay kaşığıyla karıştırma işlemini gerçekleştirirsem çok daha hızlı gerçekleşecek. Yani buradaki çay kaşığı tam doğru örnek olmuyor ama aklınızda kalmasını mutlaka sağlayacaktır. Çay kaşığını enzime benzetebilirsin. Bir kere tepkimeye girerek aktivasyon enerjisini ne yaptı? Düşürdü. Şekerin daha hızlı çözülmesini sağladı. Yani tepkimeden bozulmadan tepkimeyi hızlandırdı. Sonra çay kaşığını çıkarttığın zaman hiç bozulmadı. Başka bir bardağa tekrar koyabildin. Yani tekrar kullanılabildi. Bu 4 özellik, muhteşem özellikte deriz bunu akılda kalsın diye.
Soru kalıplarında çok sık karşınıza çıkacak. O yüzden bu dört özelliği adımız soyadımız gibi enzimleri bilirken bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Geleyim enzimlerin diğer bir aklımızı karıştıran aman ha aklında düzgün kalsın dediğimiz kısma. Bazen yine test tekniği sorularda bu karşımıza çıkıyor. Diyor ki enzimler reaksiyonu başlatacak enerjiyi verir. Hayır, reaksiyonu başlatacak enerji aktivasyon enerjisidir. Enzimler asla reaksiyonu başlatmazlar. Enzimler başlamış reaksiyonların hızlandırır. Yani hızlanmasına sebep olur gençler. Enzimlerin de yapısına baktığımız zaman biz iki çeşit enzim göreceğiz. Bunlardan bir tanesi basit enzim, diğeri ise bileşik enzim dediğimiz kısımdan oluşmuş olacak. Basit enzimler dediğimiz zaman onlar sadece proteinlerden meydana geliyor. Yani yapıda bir tek protein var. Bileşik enzim dediğimiz zaman ise proteinlere bir de yardımcı kısım bağlanacak. O zaman bunlar bileşik enzim olmuş olacaklar. Yani basit enzim dediğin şurası sadece neymiş? Proteinden oluşan kısım oluyor. Birazdan daha detaylı da vereceğim. Şurası da yine proteinden olan kısım olmuş oluyor. Şurası ise bizim yardımcı kısım ismini verdiğimiz yer olmuş oluyor. İkisi bir araya da geldiği zaman bileşik enzim, yani proteinden başka bir şey var. O zaman şu mantığı aklıma yazabilirim. Enzimin hangi çeşidi olursa olsun yapısında mutlaka protein bulunacak. Basit enzimi de parçalasam, bileşik enzimi de parçalasam açığa protein, yani proteinlerin yapı taşı olan amino asitler de mutlaka çıkacak. O zaman proteinlerle ilgili söylediğimiz genellemeler, mesela protein sentezini DNA kontrol ediyor. O zaman enzim sentezini de DNA kontrol edecek. Proteinlerin yüksek sıcaklıkta yapısı bozuluyor. O zaman enzimlerin de yüksek sıcaklıkta yapısı bozulmuş olacak. Tek tek bunlara bir gireceğiz. Şimdi bileşik enzimlerden bahsettik ya, protein ve yardımcı kısım almış oluyorlardı. Bileşik enzimlerin şu proteinden oluşan kısmına apoenzim adını vermiş oluyoruz. Yardımcı kısımlara ise kofaktör adını veririz. Eğer yardımcı kısım organik yapılıysa, yani soruda %99 B vitamini, C vitamini, vitamin gibi bir şey ise, o zaman da o yardımcı kısma koenzim adını almış oluyor. Eğer böyle inorganik bir şey aldıysa, sodyum, potasyum, magnezyum, mineral bir madde aldıysa yardımcı kısmı kofaktör diyeceğiz. Eğer vitamin aldıysa, organik yapılı bir şey aldıysa yardımcı kısmına koenzim adını vereceğiz. Proteinle yardımcı kısım ikisi birleştiği zaman oluşan yapıya ise haloenzim ismini vermiş olacağız. Şimdi geri döndüreyim, şuradan göstereyim. Şimdi şu bizim bileşik bir enzimimiz değil miydi? Bu bileşik enzimin proteinden oluşan şu ana kısmına ne ismini veriyormuşuz yani? Apoenzim adını veriyormuşuz. Yardımcı kısım eğer inorganik bir madde ise kofaktör kelimesini kullanacağız. Eğer organik bir madde ise, yani vitamin gibi bir şey ise, o zaman da koenzim kelimesini kullanacağız. Yardımcı kısımla protein kısmın ikisinin birlikte oluşturduğu yapıya ise haloenzim ismini vermiş olacağız. Genellikle de bileşik enzimler karşımıza soru olarak çıkmış olacak. Bunu da şeklin üstüne koyduğumuza göre yavaş yavaş konuda bir tık daha ilerleyebiliriz. Enzimlerin biraz da genel özelliklerinden bahsedelim. Enzimlerin bir kere etki ettiği bir madde olacak. Tabii ki enzim tepkimeyi gerçekleştirir dedik ya. Enzimlerin etki ettiği maddelere de substrat adını vermiş olacağız. Burada substrat kim diye de bir şey aklınıza takılabilir. Mesela ben tepkimeler gerçekleştirebiliyordum. Yani şöyle düşünün. Amino asitlerimi atıyorum bir araya getirip bir protein, iki tane amino asit bir araya getirdik. Dipeptit olsun. Dipeptit sentezleyebiliyordum. Aynı zamanda bir molekülde su açığa çıktı. Ya da tam tersine dipeptit dediğimiz molekülü tutup suyla tepkimeye sokardım. Buradan da amino asitler açığa çıkmış olurlardı. Şimdi şöyle bir baktığın zaman
Amino asitleri bir araya getirip dipeptit sentezlediğinde de dipeptiti suyla tepkimeye sokup amino asitlere çevirdiğinde de enzim kullanacaksın. Enzimin etki ettiği maddeye ne diyormuşuz? Substrat. O zaman şu yukarıdaki tepkimeye bakacaksın. Sen amino asitlerden protein, dipeptit, tripeptit yapıyorsan enzim kime etki ediyor? Amino asitlere. Yani yukarıdaki tepkimede senin substratın amino asitler. Aşağıdaki tepkimeye baktığımız zaman ise işte sen bir dipeptidi parçalıyorsun, nişastayı, amino asiti parçalıyorsun. Senin substratın dipeptit dediğimiz molekül olmuş oluyor. Yani mutlaka işte küçüğü etki eder, büyüğü etki eder, sentezde şöyle, hidrolizde böyle gibi düşünmeyin. Bizim için önemli olan enzimin kime etki ettiği ve etki ettiği maddelerde ne ismini verecekmişiz? Substrat adını vereceğiz. Apo enzimlerin üzerinde substratların bağlandığı bölgelere aktif bölge diyoruz. Yani substratı tanıyan, substratla bağlanma işini gerçekleştiren yapılar bizim için aktif bölge adını verdiğimiz yapılar olmuş oluyor gençler. Enzimle substrat arasında da anahtar kilit uyumu dediğimiz bir uyum söz konusu olacak. Hemen de yazalım. Çok da sorularda karşımıza çıkıyor. Anahtar kilit uyumu söz konusu olmuş olacak. Anahtar kilitle de neyi kastettim? Şimdi elime bir anahtar aldığım zaman kafama göre her kilidi açamam ya da bir kilitli kapının önünde durduğum zaman ona uyumlu bir anahtarın olması gerekiyor. Enzimle substrat arasında da nasıl anahtarla kilidin arasında bir uyum varsa aynı şekilde bir uyum söz konusu. İlla ki bir enzim bir substrata etki edebilir. Mesela uyduruyorum. İşte benim proteinleri parçalayacak enzimim yok. Ama glikojeni parçalayan enzimim var. Hadi sen glikojeni parçalayan enzim git proteinleri parçala diyemem. O işi gerçekleştiremez. Benim glikozları maltozlara dönüştürecek enzimim yok. Bitkileri düşünelim mesela. Ama nişastaya dönüştürecek var. Sen git o işi yap diyemem. Mutlaka enzimle substrat arasında gençler anahtar kilit uyumu dediğimiz bir uyumun söz konusu olması lazım. Hemen şöyle de sorular karşımıza çıkabiliyor. Çıkabilecekler üzerinden gideyim. Şimdi şöyle bir tepkime vermiş mesela diyelim bize. Buraları da böyle okla okla göstermiş olsun. Şöyle de bir baktığımız zaman bunlardan bir tanesi enzim olacak, bir tanesi substrat olacak. Bu ikisi birlikte tepkimeye girmişler. Sonra tepkimeden enzimler hiç bozulmadan çıkacaklar. Substratların da ürüne dönüşmüş olması lazım. O zaman bu mantıkla bakarsak. Tepkimeden hiç bozulmadan çıkan şey ne? Bunlar. Yani benim şunla gösterdiğim şey hiç bozulmadan çıktığına göre enzimin kim olması lazım? Şu molekülün. O zaman burası enzim diye hemen yazayım. Enzimin etki ettiği maddelere ne ismini veriyorduk? Substrat kelimesini kullanıyorduk. İkisi bir araya geldiği zaman da enzim substrat kompleksi dediğimiz yapılar meydana gelmiş oluyordu. Hemen şöyle güzel yazalım. Tepkimeden hiç bozulmadan çıkan şey bizim enzimlerimiz olmuş olacak. Enzimler artık daha doğrusu etki ettiği maddelere substrat demiştik ya. Substratlarında neye dönüşüyor olması lazım artık bizim için? Ürün adını verdiğimiz yapılara dönüşmüş olması lazım. Bazen aklımızı karıştıran şeyler oluyor. Bize geliyor ki sanki enzimler hep parçalar. Büyük molekülleri küçük parçalara ayırırlar. Hayır. Nasıl ki hidroliz tepkimelerinde yani parçalama tepkimelerinde enzimleri kullanıyorsam aynı zamanda birleştirme, dehidrasyon tepkimelerinde de yine enzimleri kullanmış olacağız gençler. İlla büyükten küçük yapmaz. Küçükleri de yine büyük şekle dönüştürebilirler. Yine şurada arada bir şey daha söyleyeyim size. Bazen şöyle de yazabiliyor. A ile B tepkimeye girdiler diyor. Ya da AB C tepkimeye girdiler diyor. Tepkimeden D artı C çıktı diyor. Senin neyin ne olduğunu bilmeni bekliyor. Şöyle bir baktığım zaman enzimler tepkimeden hiç bozulmadan çıkacağına göre bizim C ile gösterilenimiz ne olmuş oldu? Enzimlerimiz.
A ile B'ye de baktığımız zaman enzimin etki ettiği maddeler olduğuna göre bunların substrat olması lazım. D ile gösterilen ise tepkimeden çıkan olduğuna göre bunun da bizim için artık ürün olmuş olması gerekiyor. Özellikle soru kalıplarında okun yönüne bakın. Tepkimeden çıkan şey üründür. Enzimle birleşen şey ise mutlaka bizim substrat adını verdiğimiz moleküllerimiz olmuş olacak. Yine enzimlerin bazı özelliklerinden bahsedelim. Enzimlerin çalışabilmesi için bir kere ortamda en az %15-18 civarında su bulunması lazım. Su bulunmayan ortamlarda enzimler çalışamıyor. Aslında ben size proteinlerde de biraz bahsetmiştim. Biz bir besini saklamak istediğimiz zaman kullandığımız yöntemlerden bir tanesi de kurutma. Kurutma yöntemini tercih etmemizin sebebi de şu. Mesela işte memleketlerinize gidiyorsanız ya da memleketlerinizde yapıyorlardır belki. İstanbul'da çok fazla tabii ki olmuyor. Çevre kirliliği de çok olduğu ve caddelere çok yakın yaşadığımız için biberi böyle ipe dizerler, onu güneşte kuruturlar. Daha sonra bu kurutulmuş biberden, patlıcandan, kabaktan dolma yaparlar kış aylarında. Eğer ben biberi öyle ipe dizip güneşte kurutmamış olsam tabii ki onun 3 ay 4 ay yaşama şansı çürümeden yok. Kalma şansı, saklama şansımız yok. Ama kuruttuğumuz zaman onu saklayabiliyoruz. Saklayabilmemizdeki sebep de şu. Bir besini bozacak olan şey havadaki mikroorganizmalardır. Bu bir bakteri de olabilir, bir mantar da olabilir, ne bileyim tek hücreli başka bir canlı da olabilir. Senin burada besinin var, havadaki mikroorganizmaları tutamam. Bu mutlaka besinin üstüne konar. Besinin üstüne konduğu zaman bu senin için besinse bakteri için de besin demektir. Bunun üstünde yemeye başlar ve sayısını arttırır. Ne zamanki sayısı arttı, çok oldular. Aa bu küflenmiş, aa bu çürümüş gibi kelimeler kullanırız. Ben normal bir biberi sakladığım zaman bir süre sonra onun çürüdüğünü, koktuğunu, üstünde bir sürü mikroorganizma olduğunu görürüm. Ama kurutulmuş bibere baktığımız zaman biberi o kadar çok kuruttuk ki biberde artık hiç su kalmadı. Biberde hiç su kalmadığı için bakteri bunun üstüne konuyor. Bakteri bunun üstüne konuyor ama yüzde olarak bakteride daha çok su var. Su her zaman çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere gidiyor. Yani bakteri su kaybediyor ve enzimleri çalışamadığı için bakteri çoğalarak bu biberi bozamıyor. O yüzden de bir şeyleri kurutarak saklamamızın sebebi onun üstüne konacak mikroorganizmaların su kaybetmesini ve enzimlerin çalışmamasını sağlamış oluyoruz. İkinci ünitemizde hücre zarından madde alışverişlerini göreceğiz. Hücre zarından madde alışverişlerini gördüğümüz zaman bunu daha detaylı anlatacağız. Aslında tam olarak ne demek istediğimizi daha iyi anlamış olacaksınız orada. Enzimlerin diğer bir özelliği de genellikle tersinirdir. Tersinir ne demek? Tersinirdir yazayım. Yani çift yönlü çalışmaktan bahsediyor. Çift yönlü. Yani atıyorum işte A ile B'yi C'ye çeviren enzim aynı zamanda C'yi döner A ve B'ye çevirir. Şuradaki gibi. Mesela H2CO3'ü bir tane enzim var. İsmini bilmenize gerek yok. Zaten çok da uzun bir ismi var. Karbonik anhidraz enzimi. Bu karbonik anhidraz enzimi H2CO3'ü karbondioksit ve suya çevirebiliyor. Ama bak okun aşağıdan da yönü var. Yani karbondioksit ve suyu aynı zamanda H2CO3'e çevirebiliyor. Yani tersinir. Çift yönlü çalışmayı gerçekleştirebiliyor. Ama burada da benim için ne önemli? Genellikle kelimesi önemli. Çünkü her enzim çift yönlü çalışamıyor. Özellikle sindirim enzimleri tek yönlü olarak çalışırlar arkadaşlar. Yani üstüne basa basa bir daha söyleyeyim. Bir şeyi 2-3 kere tekrar ediyorsam demek ki bu çok karşınıza çıkıyor ve siz çok karıştırıyorsunuz demektir. Sindirim enzimleri tek yönlü çalışır. Enzimler genellikle tersinir çalışırlar. Bir de enzimler genellikle takım halinde çalışırlar. Hemen şuraya da yazayım. Takım halinde çalışmış oluyorlar. Takım halinde çalışırla da neyi kastettik? Yani birçok enzim aynı anda işlev yapabiliyor. Mesela biz bunu gördüğümüz için bunun üstünden gidelim. Nişasta neydi? Bir
polisakkaritti. Yani yüzlerce glikozun bir araya gelmesiyle oluşuyordu. Maltoz dediğimizde iki tane glikozun bir araya gelmesiyle oluşuyordu. Glikoz, glikoz, maltoz yapmış oluyordu. Benim nişastayı maltoza çeviren bir tane enzimim var. Adı da amilaz enzimi dediğimiz enzim. Sonra maltozu başka bir enzim gelip glikoza çevirebiliyor. Onun da adı maltaz adını verdiğimiz enzim. He. O zaman şöyle bir baktığım zaman nişasta glikoza dönüşünceye kadar amilaz ve maltaz enzimi takım halinde çalışmış oluyor. Bir de şurada bir tane böyle çok can alıcı, çeldirici bir soru kalıbı çıkıyor. Soru cümlesi çıkıyor. Hemen üstünde durayım. Bir enzimin ürünü başka bir enzimin substratı olabilir mi? Bakayım. Bir enzimin ürünü başka bir enzimin substratı tabii ki olabilir. Şuraya bir baktığınız zaman nişasta neye dönüşmüş? Maltoza. O zaman amilaz enziminin substratı nişasta, ürünü maltoz. Maltaz enziminin ise substratı maltoz. Yani bir enzimin ürünü diğer enzimin substratı olabilir. Özellikle takım halinde çalışan enzimler için bu durum söz konusu olmuş olacak. Yine bununla ilgili bir önemli yorumlamamız gereken kısım var, bir kalıp var. Onu da bir sonraki kağıtta hazırlamıştım. Onu da hızlıca göstereceğim. Şimdi enzimlere baktığımız zaman enzimleri yapısal olarak ikiye ayırmıştık. Bir basit enzimlerimiz vardı. Bir de bileşik enzim adını verdiğimiz enzimlerimiz vardı. Basit enzimle bileşik enzimlere baktığımız zaman basitler sadece proteinden meydana geliyordu. Bileşiklerde protein artı bir yardımcı kısım vardı. Ama her halükarda basit de olsa bileşik de olsa mutlaka yapıda bir protein kısım var. Protein sentezinden de kim sorumlu? DNA sorumluydu. Yani sen bir karbonhidrat sentezlerken, bir yağ sentezlenirken DNA demiyor, diyordu ki gidin yapın. Ama protein sentezleneceği zaman DNA diyordu ki dur, ben şifre vereceğim, benim verdiğim şifreye göre yapacaksınız diyordu. O yüzden biz canlıların akrabalık derecesine bakarken hani DNA benzerliğine aynı zamanda protein benzerliğine de bakabiliyorduk. Enzimlerin yapısında da protein bulunduğuna göre o zaman enzimler de DNA, yani DNA'daki küçük parçalara da gen diyorduk. Genlerin kontrolünde sentezlenmiş olacaklar. ÖSYM birkaç kere bu kalıptan soru sordu. O yüzden sizin de soru bankalarınızda, hocalarınızda, kitaplarında mutlaka kullanıyorlar arkadaşlar. Bu bir kalıp aslında. Ne yapmış burada? A, B'ye, B, C'ye, C, D'ye dönüşmüş. Enzim 1, enzim 2, enzim 3 çalışmış. Yani enzim 1, enzim 2, enzim 3 A'nın D'ye dönüşümünde takım halinde çalışmışlar mı? Evet. Takım halinde çalıştıklarına çok güzel bir örnek. Aynı zamanda gen 1 enzim 1'in sentezine, protein var ya yapıda, gen 1 enzim 1'in, gen 2 enzim 2'nin, gen 3 enzim 3'ün sentezinden sorumlu olmuş ve böylelikle bir iş gerçekleştirmişler. Bize nasıl soru sorabilir? Bana diyebilir ki gen 1 mutasyona uğrarsa, gen 2 mutasyona uğrarsa ne olur diye sorabilir. Biz de onun hepsini böyle tek tek açmayalım, üstünden yorum yapmayı öğrenelim, kendimiz çıkartabilelim diye böyle bir şey yazdım. Şimdi düşünelim. Gen 2 mutasyona uğrarsa neler olur? Şimdi gen 2 mutasyona uğrarsa o zaman gen 2 bozuldu. Gen 2 bozulduğuna göre enzim 2 sentezlenemedi. Enzim 2 sentezlenemediğine göre B molekülü C molekülüne dönüşemedi. He, sana şıklar verecek aşağıda. Doğru olanlardan söyleyeyim mesela. Ortamda B maddesi birikir. Bakayım. A, burada bir sıkıntı yok. B'ye dönüşecek ama B, C'ye dönüşemeyecek. O zaman ortamda ne birikecek? B maddesi birikecek. Bu doğru. Ya da sana der ki, ortamda C maddesi birikir. Ortamda niye C maddesi biriksin ki? B, C'ye dönüşemiyor. C maddesi ortamda birikemez. Bu yanlış olmuş oldu. D sentezlenemez. Doğru. B, C'ye dönüşemediğine göre C oluşmayınca C de D'ye dönüşememiş olacak. Yani D sentezi de azalır, durur diyebiliriz.
Ortama hazır C verilirse D sentezlenebilir. Doğru. Ben B'yi C'ye çeviremiyorum ama sen dışarıdan C koyarsan ortama tabii ki enzimüt çalıştığı için C D'ye dönüşebilecek şeklinde bu kalıptaki soruları da yorumlayabiliriz. Dediğim gibi klasiktir zaten, fikstir. Şu mutasyona uğrarsa ne olur diye soracak. Mutasyona uğrayanın üstünü çarpılıyorsun. O mutasyona uğradığına göre o enzim sentezlenemez, o tepkime gerçekleşemez deyip yorumlamaya başlıyoruz soruları. Çözerken bu da bizim için pratiklik oluşmuş oluyor. Yine yıldız, 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 yıldız. Karıştırmayacağımız bir şey daha var. Bir apoenzim, yani protein kısım, bir çeşit kofaktör veya koenzim ile çalışabilir. Uyduruyorum, senin X enzimin var. Bu X enziminin bir protein kısmı vardı. Bir de bunun yardımcı kısmı vardı. Atıyorum yardımcı kısmı B vitaminiydi. Sen vücuduna B vitamini almıyorsun. X proteini, X enzimi de diyorsun ki ya B alamadık. C vitaminini al, yardımcı kısım olarak iş yap. Öyle bir şey yok. X enziminin yardımcı kısmı B vitamini ise illaki B vitamini olacak. Ya da senin bir tane Y enzimin var. Yardımcı kısmı da atıyorum işte sodyum mineraliydi. Ya ben bu aralar sodyum mineralini çok alamadım ama potasyumdan bol bol aldım. Potasyum sen git Y vitaminine yardımcı kısım, Y enzimine yardımcı kısım ol diyemezsin. İlla ki bu protein kısım hangi yardımcı kısımla çalışacaksa o olacak. O yüzden de biz vücudumuza vitamin ve mineralleri düzenli olarak almak zorundayız. Fazla aldığımızda veya az aldığımızda tabii ki çeşitli hastalıklar meydana gelebiliyor. Aynı zamanda ben bunları vücuduma alamazsam bazı enzimlerin çalışmasını da bozmuş oluyorum. Bir kofaktör veya koenzim birden fazla apoenzimle çalışabilir. Yani onda da şunu kastetmiş oldum. Mesela şurada da bir tane Z enzimi olsun. Z enziminin de yardımcı kısmı yine sodyum minerali olsun. Y enzimi ve Z enzimi sodyum olmadan çalışamıyor. İlla ki bunların sodyuma ihtiyacı var. Ama sodyum hem Y enzimine hem de Z enzimine yardımcı kısım olabiliyor. Bir kofaktör veya koenzim birden fazla apoenzimle tabii ki çalışabilmiş oluyor. Geldik enzimlerin genel özelliklerinin sonlarına doğru. Bir de enzimlerin isimlendirilmesi dediğimiz konumuz söz konusu. Birkaç tane istisna hariç, yani şöyle bir durum söz konusu olmuş aslında. İnsan vücudunda işte enzimlerin özelliği neydi? Aktivasyon enerjisini düşürür. Tepkimeyi hızlandırır. Tepkimeden hiç bozulmadan çıkar. Tekrar tekrar kullanılabilirdi. Böyle özelliğe sahip bir molekül buluyorlar. Buna bir isim veriyorlar. Sonra aynı benzer özelliğe sahip bir molekül daha buluyorlar. Buna da bir isim veriyorlar. Sonra bilim insanları bir bakıyor ki insan vücudunun her yerinde bu dediğin 4 özelliğe sahip maddeden var. Yapıları birbirinden farklı ama bu özelliğe sahip molekül bunlar. O yüzden de diyorlar ki demek ki bu kadar çok çeşit var. Biz bunu isimlendirilirken bir kolaylık yapalım diyorlar. Enzimlerin ya etki ettiği maddenin ya da tepkimenin sonuna az eki getiriyorlar. Dediğim gibi ilk bulunan birkaç tane istisna var ama onun haricinde genellikle sonlarına az eki getirilir. Bildiklerimizden gidelim. Mesela maltoz vardı, disakkaritti. Maltozu sindiren enzimin adı maltaz olmuş oluyor. Laktoz vardı. Laktozu sindiren enzimimizin adı laktaz. Sükroz vardı. Sükrozu sindiren enzimimizin adı sükraz. Ya da yağların asıl adı, yani yağların diğer adı neydi? Lipid diyorduk. Lipidleri parçalayan enzimin, yağları parçalayan enzimin adı lipaz olmuş oluyor. İşte nişastayı parçalayan ki amilaz, çünkü nişastanın Latince kelimesinin sonuna az eki getiriliyor gibi. Sonunda az ekini görüyorsak genellikle enzimdir. Dediğim gibi istisnalar var. Pepsin gibi, tripsin gibi istisnai birkaç enzimimiz tabii ki olacak. Bir de ojen durumumuz var. Biz her enzimi aktif olarak sentezlemiyoruz.
aktif olarak sentezlenmeyen yani pasif durumda olan enzimlerin sonunda da ojen ekini göreceğiz. Mesela bizim midemizde proteinleri parçalayan pepsin adı verilen bir enzim var. Ama pepsin olarak sentezlenmiyor. Pepsinojen olarak sentezleniyor. Bak sonunda ojen eki var. Çünkü bu inaktif sentezleniyor. Hep midemde aktif sentezlenseydi midem çok yorulurdu. Çünkü midem de bir et parçası. O yüzden besin geldiğince aktifleşiyor. İnaktif olarak sentezlenmiş oldu. Ya da ince bağırsaklarımızda tripsinojen adını verdiğimiz, kimotripsinojen adını verdiğimiz yine enzimler var. Bunlar onların inaktif olarak sentezlendiğini göstermiş oluyor. Böylelikle enzimleri ve enzimlerin özelliklerini bitirmiş olduk. Bir de enzimlerin çalışma hızını etki eden faktörler var. Yine buradan da çok fazla derecede soru çıkıyor. Ve grafiksel soru çıktığı için de grafikler üstünden anlatmaya çalışalım. Şimdi enzimlerin çalışma hızını etki eden faktörlerden birincisi sıcaklık. Sıcaklığı iki yönlü düşüneceğim. Birincisi enzimler protein yapılı moleküllerde. O yüzden de bunlar protein yapılı olduğu için yüksek sıcaklıkta enzimler bozulur. Onu şuraya yazayım mesela. Yüksek sıcaklıkta enzimler bozulur. Geriye dönüş yok. Düşük sıcaklıklarda ise donarlar veya inaktif olurlar gibi düşünebilirsiniz. Düşük sıcaklıkta tutulan enzimler tekrar yavaş yavaş ısıtılırsa o enzim iş yapabiliyor. Çünkü proteinlerde de aynı mantık vardı. Ama yüksek sıcaklığı verdiysen tekrar eski dereceye düşürürsen o enzim iş yapamıyor. Örnek vereyim. Sana bir kap verdi. İçine tepkimeye girecek molekülleri koydu. Bir de enzim koydu. Altına da yazdı 80 santigrat derece. Sonra da 30'a düşürdük dedi. Geçmiş olsun. 80 santigrat derecede o enzimin yapısı bozuldu. Tekrar 30'a düşürsen de o tepkime gerçekleşmeyecek. Ama diğer bir kabı verdi. Yine enzim, uygun moleküller var. 0 santigrat derecede sonra 30'a çıkıyor. Sıfırdayken donuk tabii ki çalışmayacaklar. Ama 30'a çıkarttıkları zaman o tüpte tepkime gerçekleşmiş olacak. Bu birinci proteinden dolayı. İkincisi her enzimin çalışabileceği bir optimum sıcaklık değeri vardır. Maksimum, minimum, optimum. Optimum ne demek? En ideal, en iyi derece demek. Yani insan vücudu için vücut sıcaklığınız kaç sizin? 36,5-37 derece. O zaman benim vücudumda enzimlerin en iyi çalışabileceği derece 36,5-37 derece olmuş oluyor. O zaman tepkime hızını da şöyle bir gösterdiğimiz zaman genellikle zaten 50'den itibaren bozulmaya başlıyorlar. Şöyle bir çizmiş olayım hadi. Optimum gerçekleşebileceği değer neresi olmuş oldu? Şurasını göstermiş oldu. Altı da olumsuz, üstü de olumsuz olmuş oldu. pH değeri için de yine aynı mantık söz konusu. Bazı enzimler asidik, bazı enzimler bazik ortamlarda çalışabiliyorlar. Mesela bizim midemiz asidik bir ortam. O zaman midede çalışabilen enzimler için optimum pH değeri asidik bir değer olacak. Ama benim ince bağırsağım ise bazik bir ortam. İnce bağırsaktaki enzimler için de optimum pH bazik bir pH olmuş olacak. Bu bir bitki için nötr olabilir. Hücre içi sıvılar için nötr olabilir. Canlıdan canlıya değişebilir. Yani sıcaklık ve pH aynı mantıkta. Optimum bir pH değeri, optimum bir sıcaklık değeri var. Bunun altı da olumsuz, üstü de olumsuz. Yani tepkime hızının azalmasına sebebiyet vermiş oluyorlar. Geldik substrat yoğunluğu enzim miktarı. Bu biraz karıştırılan bir şey. Hemen biraz bahsedeyim. Şimdi olay nasıl gerçekleşiyor? Bizim substrat adını verdiğimiz moleküllerimiz var. Mesela şöyle düşüneceksin. Bu benim bir tane substratım olmuş. Olsun şöyle yapıştırayım hemen. Şu bizim substratımız. Bu da substratımız. Şu da bizim substratımız olmuş olsun. Şu da bizim substratımız olsun. Benim 4 tane substratım var. Tabii çok kabaca anlatıyorum. Elimde 2 tane de enzimim bulunsun. Enzimlerin genel özelliği neydi? Tepkimeye giriyorlardı. Tepkimeyi hızlandırıyorlardı. Sonra tepkimeden bozulmadan geri çıkıyorlardı. Şimdi şöyle düşün. Senin substratlarına enzimler bağlandı. Bu ikisi birbirine bağlandı.
bir tepkime gerçekleşiyor. Yani şu iki tane substratı sen ürüne dönüştürdün, koydun kenara, oldu sana bir saat. Enzimler tepkimeden bozulmadan çıkacağına göre sonra da gelecekler bu ikisine bağlanacaklar. Bu ikisini ürüne çevirecekler. Bu ikisini yine atıyorum bir saatte çevirdiler. O zaman senin elindeki 4 tane substratı ürüne dönüştürmen toplam ne kadar sürdü? 2 saat. Hadi bir daha baştan başlayalım. Yani sen şunu gittin, bu ikisini parçaladın bir saatte, bu ikisini parçaladın bir saatte, 4 tane substratı toplam 2 saatte parçaladın. Eğer enzim miktarını arttırırsan, yani bu enzim sayısını arttırırsan, bunlar da buna bağlanırlarsa toplamda şimdi ne kadar da yapacaksın? 1 saatte. O zaman enzim miktarını arttırmak tepkimeyi hızlandırır. Ama yeterli miktarda substrat varsa, şimdi şöyle düşün. Eğer sınırsız yeterli miktarda substrat varsa olsaydı, burada 500-600 tane S harfi substratlarım olsaydı, enzim arttırdıkça tepkime hızının ne olması gerekiyordu? Artması gerekiyordu. Ama yeterli substrat yoksa, yani şuradaki gibi bir durum söz konusuysa, yeterli substrat yoksa, enzim miktarımız da sınırlı ise ne olacak? Önce arttırdığım için tepkime hızlanacak. Sonra başka bağlanacak adamım olmadığı için sabit kalacak. Ama buradaki şu durumu unutmayacaksın. Şimdi bir saat geçti, bu dördünü parçaladı ya. Ben yeni 4 koydum. Bir saat geçti, yeni 4 koydum. Bir saat geçti, yeni 4 koydum. Yani hep 4 tane var. O yüzden bir saat tepkime hızım sabit hızda devam ediyor. Eğer şöyle olsa idi, 4 tane olsaydı, başka olmasaydı, önce tepkimem hızlanacaktı, sonra hızı sabit olacaktı, sonra azalmış olacaktı. Çünkü substratlarımın hepsi ürünlere dönüşmüş olacak. Gençler, bir daha şöyle bir de açıktan göstereyim. Yeterli substrat ve enzim miktarı varsa, yani substrat yeterli, böyle 500 600 700 1000 milyon, sınırsız var. Sen enzim koydukça ne olacak? Daha hızlı. Hep sabit bir miktarda var. Mesela 4 var. Bitiyor 4. Yeterli substrat, böyle sınırsız değil, sabit bir miktarda varken enzimi sınırlarsan tepkimen sabit hızda devam etti. Substrat miktar sınırlıysa, yani sadece 4 tane varsa, bitiyor. Önce hızlandı, sonra sabitlendi, sonra substrat bittiği için tepkime hızı da bitmiş oldu. Bu biraz karıştırılan bir şeydir. O yüzden mantığını göstermeye çalıştım. Diğer bir etkileyen faktörlerimize bakalım. Bunlardan bir tanesi de su miktarı olmuş olacak. Ne demiştik? Enzimler ortamda %15'in altında su varsa bu ortamlarda çalışamıyorlardı. Hadi şurası yaklaşık olarak %15 dediğimiz kısım olmuş olsun. %15'in altında su varsa çalışamıyorlar. %15'in üstüne çıktığı zaman tepkime hızı artacak. Basayım suyu tepkime aşırı hızlansın diyemem. Bir yerden sonra diğer faktörler yeterli gelmeyecekler. O yüzden de tepkime durmuş olacak arkadaşlar. Diğer bir faktör ise substrat yüzeyi adını verdiğimiz alan olmuş oluyor. Şurayı kapatayım. Şunun da arkasını şunu takayım. Şimdi bu benim substratım olmuş olsun. Tamam mı? Bu benim substratım. Ben substratımı ne kadar küçük parçalara ayırırsam o kadar çok enzimlerin etki edebileceği alan oluşturmuş olacağım. Şu mantıktan kaynaklanacak. Şimdi bu benim substratım diye enzimler substrata dış yüzeyden etki etmeye başlarlar. Ben substratımı parçaladığım zaman enzimin etki edebileceği şu alan çıktı. Bir de ekstradan bu alan çıkmış oldu. Bir daha parçalasam yine alan çıktı. Yani substrat yüzeyi ne kadar çok artarsa tepkime hızı da o kadar çok artmış olacak. Hani televizyona çıkıyorlar, diyorlar ki lokmaları ağzınızda iyi çiğnerseniz midenizde daha kolay hazmedersiniz. Ben ekmeği dişlerimle ne kadar çok küçük parçalara ayırırsam mideme indiği zaman enzimlerle o kadar kolay tepkimeye girecek ve o kadar da kolay bir şekilde sindirim olayını gerçekleştirmiş olacağım. Geldik sona doğru. Enzimlerin çalışma hızına da etki eden bir aktivatör maddelerimiz, bir inhibitör maddelerimiz var. Aktivatör madde adı üstünde, aktive eden, yani
tepkimeyi olumlu yönde hızlandıran maddeler olmuş oluyor. İnhibitör maddeler ise tepkimeyi azaltan veya durduran maddeler olmuş oluyor. Mesela enzimin çalışmasına atıyorum bir sodyum minerali, bir potasyum minerali iyi geliyordur. O bizim için bir aktivatör madde olmuş oldu. İnhibitör madde de genellikle ağır metallerdir. Civa, arsenik, kurşun gibi maddelerdir. Bunlar enzime geliyorlar. Ya enzimin substratla tepkimeye girmesine şu bölgesine bağlandı. Yani direkt substratın yerine bağlanmadı. Ama şu substratla uyumlu bağlanan yerin yapısının değişmesine sebep oluyor. Bu enzimle substrat birbirine bağlanamıyor. Ya da tutuyor, substratın bağlanacağı yere direkt gelip bağlanıyor. Substratın bağlanmasına izin vermiyor. Sonuçta tepkimeyi yavaşlatan, durduran maddeler olmuş oluyorlar. Genellikle de ağır metaller bizim için inhibitör maddeler konumunda olmuş oluyorlar. Böylelikle enzimlerin çalışma hızını etki eden faktörleri de bitirdik. Son enzimlerin kullanım alanlarına geldik. Enzimler inanılmaz derecede çok fazla alanda kullanılıyor. Mesela gıda sanayinde, peynir üretiminde, sütün peynire dönüşmesinde, ekmek üretiminde hep enzimlerin çalışmasından yararlanılıyor. Tıpta, eczacılıkta çeşitli ilaçların oluşturulmasında veya işte vücuda giren bir mikroorganizmanın öldürülmesinde yine enzimler kullanılıyor. Meyve sularının beraklaştırılmasında, boyaların üretiminde, kağıdın, kerestenin kağıda çevrilmesinde, çeşitli deterjan üretiminde, bu aralar reklamlarda da diyorlar. Bizim deterjanı alın, geliştirdiğimiz enzim çözücü sistem, enzim sistemi lekeleri çok iyi çözecek diye. Deri sanayinde, derilerin yumuşatılmasında çok fazla derecede enzimler kullanılıyor. Tabii kullanım alanları bunlardan da daha fazla olmuş oluyor. Hemen size bu haftalık ödevlerinizi de vereyim. Enzimlerin kitapta hocam biz nerelerden çözelim, biz nerelerden gösterelim diye sormuştunuz. Hemen önce taktan takımızı biliyorsunuz. Soru bankamızdan göstermiş olayım. Taklara baktığımız zaman şöyle hemen açayım. Enzimlerin yapısı, bir tane çözümlü sorumuz var buradan örnek. Takların mantığını zaten biliyorsunuz. İki tane test, bir tane açık uçlu, bir tane de klasik sorumuz var. Klasik sorularımız da böylelikle yazılıya hazırlamış oluyor. Enzimlerin yapısı, enzimlerin özellikleri, enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörleri çözebilirsiniz. Yani 37, 38, 39 içerisinde anlatılıyor. Aynı zamanda konuyu bitirdiğimiz zaman canların tak tarama testlerimiz var. Bu tak tarama testlerimizde de yine enzimlerle ilgili tabii ki sorularımız var. Grafiksel soruları da koyduk. Yani karşınıza çıkabilecek soruların hepsini koymuş olduk. 0'dan 9'a da neresi ödeviniz, nereyi aslında çalışmış, bitirmiş olmanız gerekiyor hemen göstereyim. Yağları zaten daha önceki videolarda karbonhidrat yağ protein yapmıştık. Karşılaştırmalı olarak gitmiştik. Şimdi neye geçtik? Enzimlere geçtik. Şöyle bir baktığınız zaman İşte o az önceki söylediğimiz grafik, o enzimlerin bilmeniz gereken 4 tane muhteşem özelliği, yapısı ve burayla ilgili 6 tane soruyu hemen sayfa 47'den çözüyorsunuz. Sonra bugün yine bahsettik enzimlerin özellikleri. Yine onunla ilgili 6 tane soruyu sayfa 49'dan çözüyorsunuz. Enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörler dediğimiz zaman grafiksel verdik bunları. Bununla ilgili soruları da mutlaka çözüyorsunuz. Enzimlerin kullanım alanlarının da kulağınızda mutlaka dolgunluk oluşturması gerekiyor. Arkasından da özür diliyorum, çok konuştum herhalde, sesim gitti. Testlerine bakabiliyorsunuz. Yani bu videodan sonra bu soruları çözersiniz. Sıkıntı yaşamayacaksınız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Ödüllü soruyu da hemen göstereyim tabii ki. Ödüllü soruyu çözüyorsunuz. Yorumlarınızı bekliyoruz.